Sayın Cumhurbaşkanım, saygıdeğer devlet ve hükümet başkanları, çok değerli bakan arkadaşlarım, saygıdeğer misafirler. Bugün 500 yıllık hariciye tarihimizin önemli anlarından birine şahitlik etmekten büyük bir heyecan duyuyoruz. Bundan tam 4 yıl önce Sayın Cumhurbaşkanımız bu binanın temeline geleceğe bir mektup bırakmıştı. O mektupta tarihimizden ve değerlerimizden aldığımız güçle Türkiye'yi muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkarmanın mücadelesini veriyoruz diyordu. Küresel diplomasinin merkezinde yükselen bu bina, hükümetimizin iftihar dolu hizmet geçmişinin ve bu mücadelenin bir eseridir. Zat-ı devletlerinin yenilikçi vizyonu, kararlı duruşu ve liderliği olmasaydı bugün böyle bir açılışı yapıyor olamazdık. Bize olan inanç ve güveni için huzurlarınızda Türk hariciyesi adına zat-ı devletlerine en derin şükranlarımızı arz ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanım, saygıdeğer konuklar, biz hangi devleti temsil ettiğimizin ve hangi milletin bayrağını taşıdığımızın farkındayız. Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Türk diplomasisi bayrağımızın dalgalandığı her yerde tam merkezdedir. İşte burada çok taraflı diplomasinin kalbi Birleşmiş Milletler. Tam karşısında Türk hariciyesinin yeni merkezi Türk Evi. Birleşmiş Milletler'ine komşu olan Türk Evimiz diğer 252 misyonumuz gibi her milletten, her devletten insana kucak açacak. Daha adil bir dünya arayışında olan herkesin umutla geleceği bir adres olacak. Çok taraflılığın, kural temelli dünya düzeninin ve kapsayıcılığın sembolü olacak. Artık yeni bir dünya var. Çok kutuplu, küresel, iç içe geçen, çatışmaların çeşitlendiği, uçurumların derinleştiği, dijital ve çok sesli bir dünya. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra kurulan küresel sistemin mevcut sorunlarımıza çözüm üretemediği aşikar. Bu yeni dünya yeni bir uluslararası sisteme ihtiyaç duyuyor. Türkiye yeni bir dünya mümkün diyen herkesin sesi olmaya devam edecek. Sayın Cumhurbaşkanım, saygıdeğer konuklar, Türkiye milli, girişimci, çok yönlü, insani ve yenilikçi bir dış politika izliyor. Gelenekten besleniyor, geleceğe koşuyoruz. Sahadaki gücümüzü masadaki becerimizle harmanlıyoruz. İş insanlarımız, sanatçılarımız, sivil toplum kuruluşlarımız, yardım kuruluşlarımızla çok aktörlü ve çok yönlü bir diplomasi yürütüyoruz. Bu bina sayesinde kültürümüz, sanatımız, iş dünyamız, markalarımız ve turizmimiz başta olmak üzere ülkemiz her alanda layıkıyla temsil edilecektir. 32 yıl önce bir öğrenciyken konsolosluk işlemleri için ilk kez adım attığım Türk Evi, bu yeni haliyle vatandaşımıza ve soydaşımıza en iyi hizmeti sağlayacak. Sayın Cumhurbaşkanım, saygıdeğer konuklar, bundan 44 yıl önce ortaya koyduğu vizyonla zor şartlarda bu arsanın satın almasına öncülük eden merhum Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Çağlayangil'i rahmetle yad ediyoruz. Bu milli gurur projesinin yükselmesinde emeği geçen herkese, İştaş ve Tişman şirketlerine, mühendis ve işçilerine ve tüm çalışma arkadaşlarıma huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Türk Evi binamızın hayırlı olmasını diliyor. Bu tarihi ana birlikte tanıklık etmekten onur duyuyor. Şükranlarımı arz ediyorum. Saygılarımı. Saygıdeğer devlet ve hükümet başkanları, sayın henüz gerçi aramıza katılamadı, geleceğini söyledi genel sekreter, kıymetli bakanlar, Türk-Amerikan toplumunun değerli mensupları, hanımefendiler, beyefendiler, sizlere en kalbi duygularımla, saygıyla selamlıyorum. Temelini 4 yıl önce attığımız ve bugün açılışını yaptığımız yeni Türk Evi binamızın hayırlı olmasını Allah'tan diliyorum. Bu tarihi günde aramızda olduğunuz için her birinize ayrı ayrı şükranlarımı sunuyorum. Bugün haklı bir
gurur yaşıyoruz. Gururluyuz. Çünkü devletimize, milletimize kalıcı bir eser daha kazandırıyoruz. Gururluyuz. Çünkü bu eserle New York'un silüetine, tarihi ve geleneksel mimarimizin güzelliklerini ve zarafetini yansıtıyoruz. Gururluyuz. Çünkü mimarlarımızın, mühendislerimizin, işçi kardeşlerimizin alın teriyle muhteşem bir eserin inşasını tamamladık. Bu göz kamaştırıcı binanın inşasında kullanılan malzeme ve tefrişat unsurları büyük ölçüde Türkiye'den getirildi. Mimarinin ve mühendisliğin en son imkanlarının kullanıldığı binamızın tasarımı, iklim değişikliğini konuştuğumuz şu dönemde çevreye duyarlılık esasına göre yapıldı. Böylece Türkiye bu eserle beraber büyüklüğünü, birikimini ve artan gücünü yansıtan bir başyapıt ortaya çıkardı. Kıymetli misafirler, bu binanın bugünkü konumuna gelmesinde birçok ismin payı var. Binamız aslında rahmetli Süleyman Demirel başta olmak üzere eski Dışişleri Bakanlarımızdan yine merhum İhsan Sabri Çağlayangil tarafından devletimize kazandırılan arsa üzerinde yükseldi. 1977-2013 yılları arasındaki ilk hizmet döneminin ardından binamızı yenilemeye karar verdik. Kültürümüzde müstesna bir yere sahip laleden ilham alınarak Selçuklu motifleri gibi geleneksel öğelerle bezenerek tasarlanan yeni mimarisiyle Türk evine bugün tekrar kavuştuk. Burası Birleşmiş Milletler nezdindeki daimi temsilciliğimize ve New York Başkonsolosluğumuza ev sahipliği yapacak. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti New York temsilciliği de Türk evinde faaliyet gösterecek. Birleşmiş Milletler binasının tam karşısında bu denli önemli bir eseri hayata geçirmemiz ayrı bir anlam taşıyor. Türkiye, Birleşmiş Milletler'in kurucu üyelerinden biri olarak uluslararası barışın ve güvenliğin tesisi için gösterilen çabalara aktif katkı sağlıyor. Uluslararası misyonlarda üstlendiğimiz sorumlulukları başarıyla yerine getirdik, getiriyoruz. Küresel sorunların çok taraflılık temelinde çözülmesi için yoğun gayret sarf ediyoruz. Dünya beşten büyüktür diyerek çok kutuplu, çok merkezli, çok kültürlü, daha kapsayıcı ve daha adil bir küresel düzeni savunuyoruz. Girişimci ve insani dış politikalarımızla uluslararası alanda etkin roller üstlenerek milyonlarca mazlum göçmene kapılarımızı açarak daha adil bir sistem taahhüdünün hayata geçirilmesi için çaba harcıyoruz. Türk evi binamız Birleşmiş Milletler'e, çok taraflılığa, adalete ve barışa olan inancımızın da bir sembolüdür. Büyüyen, gelişen ve güçlenen Türkiye'nin diplomatik ağırlığının ve vizyonunun yeni bir nişanesini işte burada yükselttik. Cumhuriyetimizin 100. kuruluş yıl dönümü olan 2023'e giden süreçte Türk evi binamız uluslararası toplumdaki yerimizin de bir yansıması olacaktır. Temeline bırakmış olduğum mektubumda da vurguladığım üzere binamız Türkiye'nin başarı hikayesinin sembollerinden biri olarak inşallah uzunca bir süre hizmet verecektir. Yeni Türk evi sunduğu imkanlarla Birleşmiş Milletler'in ve üye ülkelerin faaliyetlerine de hizmet vermeye hazırdır. Değerli dostlar, Türk evi Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayan vatandaşlarımıza
soydaşlarımıza, akraba ve dost topluluklara da yeni bir çatı olacaktır. Genişleyen imkanlarımız sayesinde başkonsolosluk hizmetlerimiz burada çok daha verimli bir şekilde yürütülecektir. Siyasi, ekonomik ve kültürel etkinliklere ev sahipliği yapacak yeni binamızın gerçek bir cazibe merkezi olarak faaliyet göstereceğine inanıyorum. Ülkemizde de sık sık tekrarladığım bir atasözümüzü burada sizlerle paylaşmak istiyorum. Atalarımız şerefül mekan bil mekin, yani bir mekana şeref katan oradaki insanlardır diyor. Türk evinin de içinde çalışacak, yaşayacak, ziyarete gelecek insanların samimiyetle sahiplenmesiyle, kullanmasıyla, hakkını vermesiyle arzu ettiğimiz konumuna geleceğini düşünüyorum. İşte bunun için Türk evi binamızın kapılarının herkese açık olduğunun altını tekrar çiziyorum. Dışişleri Bakanlığımızın da binanın işletmesini bu kucaklayıcı anlayışla yürüteceğinden şüphe duymuyorum. New York'un örnek binalarından biri olacak yeni Türk evinin devletimize, milletimize, Türk-Amerikan toplumuna, Dışişleri Bakanlığımıza, Birleşmiş Milletler'e ve New York'a hayırlı olmasını diliyorum. Her aşamasını yakından takip ettiğim bu binanın inşasında emeği geçen tüm kurumlarımızı, yüklenici firmaları, mimarından mühendisine, işçisine, herkesi tebrik ediyorum. Açılışa gösterdiğiniz ilgi ve katılımdan dolayı siz değerli misafirlerimize teşekkür ediyorum. Hepinizi bir kez daha sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Kalın sağlıcakla. Türk evimiz, milletimiz, tüm insanlık için hayırlara vesile olsun diyorum. Ya Allah, Bismillah.